Merhabalar, bu dersimizde JavaScript'te olaylar konusuna değineceğiz. JavaScript nesne tabanlı yani object oriented bir dildir. Nesne tabanlı olmasından dolayı olay yönelimli çalışır. Örneğin bir butona tıkladıktan sonra çıkan uyarı penceresi, JavaScript'in nesne tabanlı bir dil olduğunun açık bir göstergesidir. JavaScript'te bazı olayların gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş ve web sitelerinde senelerdir başarılı kullanılan hazır olaylar vardır. Şimdi bu olayları öğrenmeye başlayalım. İlk olarak onload olayıyla başlıyorum. Daima body etiketi içinde kullanılır. Sayfa yüklendikten sonra gerçekleşecek olayları yerine getirir. Örneğin function tanımladım. Adı hoş geldiniz olsun ve parametresi olmasın. Alert diyorum. Sayfamıza hoş geldiniz. Daha sonra bunu body etiketi içine yazıyorum arkadaşlar. Olaylar bu şekilde etiketlerin içine yazılır. Hoş geldiniz. Fonksiyonu çalışsın diyorum. Bu şekilde gösteriyoruz. Çalıştırıyorum arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi sayfa yüklendikten sonra sayfamıza hoş geldiniz yazısı gelecek. Bunu daha farklı bir şekilde de gösterebilirim. Örneğin burayı sildim. Window unload olduğu zaman diyorum. Alert. Sayfamıza hoş geldiniz. Ve body'deki unload olayımı kaldırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de gösterebilirsiniz. Yeniliyorum. Sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi on click olayı var arkadaşlar. En çok kullanılan olaydır. Bir nesneye tıklandığında çalışacak kodları yerine getiriyor. İlk önce daha önceden oluşturmuş olduğum form etiketlerini alıyorum. Bunu HTML derslerinde bulabilirsiniz. Daha sonra body'nin içine yazıyorum. Render body kalsın. Burayı görmek amacıyla buraya yazıyorum. Normalde home sayfamıza yazmamız gerekiyor. Daha sonra function onayla diyorum. Parametresi olmasın. Alert mesajınız başarı ile gönderildi diyorum. Diğer bir function yazıyorum. Function temizle. Return diyorum. Confirm form temizlensin mi? Bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Ctrl A, Ctrl K'de yaptım. Kodlarımı düzenledim. Daha sonra bunları bir çalıştıralım arkadaşlar. Siz de görün. Onayla tuşuna tıkladığımda mesajınız başarıyla gönderildi. Formu temizle tuşuna tıkladığımda ise form temizlensin mi uyarısı gelecek. Onayla tuşuma on clean'i onayla fonksiyonumu veriyorum. Mesajımız başarıyla gönderildi. Formu temizle düğmesine ise temizle fonksiyonumu veriyorum. On clean'i. Şimdi formu temizle biraz yani size tuhaf gelebilir. Niye return kullandık? Eğer return kullanmasaydık arkadaşlar, hemen göstereyim. Şurası da return olacak. Sileyim arkadaşlar bunu daha rahat görün. Örneğin yazdı. Formu temizle dedi. Form temizlensin mi? Hayır dediğim zaman bütün yazdıklarım gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden return kullanıyoruz. Metottan çıksın ve yazılarımız korunsun amacıyla bu şekilde kullanıyoruz. OnFocus ve OnBlur olayları var. OnFocus nesne seçildiğinde meydana gelecek olayları, OnBlur ise seçimden çıkıldığında gerçekleşecek olayları belirtiyor. CSS'teki Focus sözde sınıfı ile aynı işlevi gördüğü için bence kullanımı gereksiz. Bu yüzden bu olayı örneklendirmiyorum. Yine de bilmenizde fayda var.
on error olayı vardır. Tarayıcı nesneyi sayfa yükledikten sonra meydana gelecek olayları gerçekleştiriyor. Hemen bir tane uyarı vereyim. Function dedim, tab yaptım ve hata diyorum. Sildim. Alert. Öğe sayfaya yüklenemedi şeklinde bir hata veriyorum. Bu kısmı sildim arkadaşlar. Daha sonra projemi durdurdum. Content image klasörünün altına bir tane resim atıyorum. Bu resmi yükledim. Sayfama yerleştirdim. On error diyorum. Hata uyarısını versin yüklenemediği zaman. Şimdi bir bakalım. Bir hata vermeyecek. Çünkü sayfamızı yükledik. Gördüğünüz gibi resim geldi. Fakat resmimi sildiğimde arkadaşlar, burayı sildiğimde yes. Tekrar yeniliyorum. Çalışmayacak. Tekrar çalıştırıyorum programı. Böyle öğe sayfa yüklenemedi şeklinde bir hata gelecek. Eskiden kullanılıyordu arkadaşlar. Şimdi kullanılmıyor. Siz sakın böyle sayfa yüklenemediği zaman böyle hatalar vermeye kalkışmayın. Kullanıcının en nefret ettiği olaylardan biridir. On mouse'dan on mouse move, on mouse out, on mouse over and ve on mouse up olayları var. Fare imleci ile bir nesnenin üzerine gelindiğinde gerçekleşecek olayları sağlıyor bunlar da. Eski olaylardandır. On mouse'dan fare ile bir tuşa basıldığında, on mouse move nesnenin üzerinde gezildiğinde, on mouse up nesnenin üzerinde gidildiğinde, hareket edildiğinde, on mouse over nesnenin üzerine gelindiğinde, on mouse up ise tuşa basmaktan vazgeçildiğinde gerçekleşecek olayları yerine getiriyor. Tüm bu olaylar CSS'deki active, hover, focus gibi sözde sınıflarıyla aynı işlevi yerine getirdikleri için artık kullanılmıyorlar. Bu yüzden anlatma gereği duymuyorum arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın.